Bodrum'a bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman engelli olarak dünyaya geldi. Hastanede yapılan tetkiklerde Can'a spastik engelli tanısı konuldu. Anne Fatma Kahraman ise tüm hayatını adeta çok kıymet verdiği oğlu Can'a adadı. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi yapıyor. Hiçbir zaman yılmayan oğluna da sevgi ve şefkatle bakan anne kahraman, arta kalan zamanlarında da köydeki işlerini hallediyor. Can ise yüzündeki tatlı gülümsemeyle tüm bakımlarını yapan annesinin bütün yorgunluğunu alıyor. Bu gaz çıkarma. Evet. Günlük yattığı için gazı oluyor. Olduğu için de böyle günde bir iki saat kucağımda tutup böyle yüz kapak gazını çıkartmak gerekiyor. Yoksa rahat edemiyor. Zaten İlhan Bey böyle engelli şey olmayanlar zaten bilemez. Çıkamaz için içinde. Çok zor. İşte annelik bu. Evet. Bir gül. Hadi bir gül. Allah'a şükür ya, Allah'a şükür bir talebimiz yok da yalnız bize bir bakım aylığı vermiyorlar işte. Boş ver. Yani engelli olduğu halde Olduğu halde hiçbir sosyal bakım güvencesi bir yok şey. çocuğun. Biz yatırıyoruz bu çocuğun şeyini. Genel Genel sağlık sağlık sigortasında. sigortasını biz yatırıyoruz. Yani Evet. hani çok iyi, çok kızıyorum. Çok iyi durumunda olanlar var. Hani alabiliyorlar. Ya biz hani çocuğu kendimiz için değil, en azından bu hani malzemelerini karşılamak için İnek Mecbur yapıyor diye çalışmak zengin zorundayız. diyor Çünkü diyorlar. bu çocuğun aylık en az masrafı 6-7 bin lira. Evet. Çünkü günlük gideri var bu çocuğun. Ben bu şu filtre olmuş 60 lira. Şu günlük değişen bir şey bu. Şu filtre Evet. günlük. İşte şunu günlük değiştiriyorsun bunu. 60 lira bunu medikalcide. Ben bunu toptan alıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ya bunlar Allah'tan aspirasyon sondalarını artık rapor çıkarttırdım. Onu az bir şeyden kurtardık. İsmim Fatma Kahraman. Bu da benim oğlum. 25 seneden beri beraberiz Yusuf'la. İşte günümüz bununla geçiyor. Aynen. Zaten hani bakmayan bilemez de. Yani tahmin edenler de zaten bir günümün bir çoğunu hep Yusuf'la geçiriyorum zaten. Yani köyde yaşıyorsunuz. Evet. Yani buna bir sürü iş var köyde. Evet. Yani çocuk daha önemli. Yani Aynen. diğer işleri yapamıyorsunuz. Yok zaten inanır mısınız saat 11-12'ye kadar bir kahvaltı masasını bile toplayamıyorum ben. Her işini yaptıktan sonra Yusuf'u hani sakinleşip hapları, ilaçları onlar bittikten sonra anca işlerimi ayırabiliyorum zamanım. Yoksa hani zamanım olmuyor öyle işleri yapmaya. Önceden ahıra falan gidiyordum ama böyle hani ağırlaşınca artık. Yani hiç yılmadınız değil Yok, hayır. Yılmak ne demek? Hiçbir zaman. Onun işte geçen sene 5 ay kalınca hastanede yokluğu bile yani insana eziyet oldu. Evet. Gerçi her gün gidip geldik. Hayır. Rabbim işte bize Evet. verdi. Biz de bir imtihandayız. Evet. Bu imtihanı da geçebilirsek iyi yani. Nasıl olmuştu başlangıcı? Ya başlangıcı işte doğumdan sonra Yusuf başını falan tutamadı. Böyle kasılmaları oldu. Evet. Bir aylıkken falan Hacettepe'yi Ankara'ya falan götürdük. Hmm. Orada bir ara işte tam teşhis koyamadılar. Daha sonra 6 aylıkken belli ha, oluyor. 6 6 aydan aydan sonra sonra belli oluyor. teşhisini koydular. Yani 25 yıldır sürekli Vay hastanelerdeyiz. vay vay Yusuf'la. vay. Hele geçen yılımı yani ömrümden bir ömür gitti desem yeri var. Yani Evet. hastanede yetersiz kalmak, erip yetememek, ağrılarını şey yapamamak, durduramamak çok işte artık 1 yıl, 1,5 yıl oldu bayağı iyiyiz ama yine de oluyor tabii sıkıntılarımız Tabii. hani tamamen geçmiş diye bir şey yok. Sabahleyin kalkınca işte aç karnı hapları var onları veriyorum. Daha sonra kahvaltı. Günde 15 tane falan hapı var Yusuf'un vitamini. Başka işte nörolojik ilaçları var 3-4 tane, 4-5 tane. Onları veriyoruz işte. Öğlene kadar sabah hapları yetiyor. Evet. İkindiye kadar öğlen. 12'ye kadar da gece hapları. Çok iyi baksınlar. Yani onlar da biliyorlar zaten hani çocuklarının sorununu Evet. anlayabiliyorlar, şey yapıyorlar. Yani çekmeyen bilemez bunu. Evet. Çekmeyen bilemez. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin yavrularına. Kimse üzülmesin. Yusufcan, annenin bayanlar gününü kutlasana. Evet. Bir de bana bak. Bir de bana bak. Hadi aferin benim oğluma. Bir de göz gör. Tabii. Bir de göz gör. Annem oğlum Ha, kutluyor. bir de Her göz şeyi gör. biliyor.